As solistler en son çıkar. As solistimiz bu şişenin içerisinde klavyelerin uçları bir zaman sonra kararıyor ve lehim tutmamaya başlıyor. Bu da bizim için büyük bir sıkıntı. Bir sürü para verip klavye ucu alıyorsunuz. Bir zaman sonra lehim yapmamaya başlıyor. Türkiye'de bir şeyler üretin, gönderin. Şöyle göğsümüzü kabarta kabarta inceleyelim ve insanlara önerelim. Türkiye'de üretilen, üzerinde Türk bayrağı olan bir ürün. Üzerinde ne yazıyor? Magic Ben yazıyor. Şimdi bir şey açıklayayım da arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Kesinlikle reklam değildir. Hep videolarımda diyordum ya Türkiye'de güzel şeyler üretin, gönderin bana. Göğsümü gere gere anlatacağım. İşte öyle bir ürün. Saç jölesi arkadaşlar benim için göndermişler. Ki şaka yapıyorum. Şevket Toker tarafından Türkiye'de üretilen demin anlattığımız bu havyaların uçlarını temizlemek için malzeme arkadaşlar. İçerisinde cam sile benzer mavi bir malzeme var. Silisyon diyebilirim buna. Kalay da diyebiliriz. Havyaların uçlarını gerçekten aynen sıfır gibi yapıyor. Bu da Necdet abi havyanın ucu lehim tutmuyor. Onun ilacı bu. Bir de açabilirsem dökmeden. Açabilirsek açtım. Mavi cam sil tarzı bir su arkadaşlar. Şevket Toker tarafından üretiliyor. Bize de sağ olsun böyle bir şişe göndermiş. İncelememizi istemiş. Hay hay dedik. Madem üzerinde Türk bayrağı var ben hemen balıklama atladım. Canlı yayında bizim moderatörümüz Mert Kibar var. O bana önerdi. Necdet abi böyle böyle bir havya ucu temizleme solüsyonu var. Onu bir dener misin? Tabii ki dedim. Daha sonra bir iki lehim yapalım. Videomuza son verelim. İnce bir zımparayla havyamızın kaba kirlerini aldıktan sonra ve havyamızın sıcak olması gerekiyor bu aşamada. Kaç derece ise en son derecede ısıtmanız gerekiyor. İlk defa deniyorum ben de. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar farkı. Parlamaya başladı. İyi bir havyada lehimin böyle üzerinde durması lazım. Düşmemesi lazım arkadaşlar. Özel telimizde havyamızın ucunu temizleyelim ve durumu hep birlikte görelim. Mükemmel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaklaştırdığımı da zoom'dan kaçıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar pırıl pırıl oldu. Lehim tutmama gibi bir lüksü olamaz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Havyanın ucunda lehim öylece duruyor. Düşmüyor yani. Bunda fazla bir şey yok ama bunu da temizlemek istiyorum elimizi vurmuşken. Şimdi kese yüzümüzü en son sıcaklığını alacağız. Sadece üzerindeki kalın kirleri alıyoruz. Çok zımpara vurduğunuz zaman havyanızın ucu bozulacaktır. Bilginiz olsun. Kese yüzümüz 400 dereceye kadar ısınıyor. Sonucu çok çok merak ediyorum arkadaşlar. Havyalar çok pahalı havyalar arkadaşlar. Bunların uçlarını korumamız gerekiyor. Mükemmel oldu. Bildiğiniz kalaylıyor arkadaşlar. Şöyle bir daha batırayım. TS100 geldiği günkü gibi oldu. Ne kadar fark ediliyor kameradan bilmiyorum ama. Pırıl pırıl yaptı. Bildiğiniz kalayladı gibi şekilde. Diğer uçları da hemen yapmak istiyorum. Şu da çok kararmış. Özellikle şu havyanın ucu çok simsiyah görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu da deneyelim. Videomuza son verelim. Bir iki de lehim dediğim gibi yapacağız. İkinci havyamızı da deniyoruz. Burada ne yapıyoruz? Isınmasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Mükemmel. Gerçekten. Lehimi üzerinde nasıl tutuyor? Anlatmama gerek yok. Şöyle temizleyelim. Lehim yaparken yanınızda şöyle peçete bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Peçete üzerine de havyanızı silerek bu şekilde daha temiz olmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Havyamız yeni alınmış gibi oluyor. Bunu çıkaralım. Şöyle bakar mısınız? Sanki hiç kullanılmamış gibi. Bizim havya uçlarımızın ömrünü uzatacak bu durumda arkadaşlar. Zaman zaman lehim pastası, flux falan kullandığımız zaman bizi rahatsız eden bir koku yayıyor ya. Burada kesinlikle yani bu havyaya batırdığımız zaman koku falan, gaz falan salmadığı o benim dikkatimi çekti. Şimdi burada ince lehim kullandığım için arkadaşlar gerçekten fabrikasyon bir iş oluyor. Taşma falan yapmıyor. İyi bir havya, iyi bir havya ucu. Havya uçlarıyla ilgili sıkıntımızı çözdük. Bundan böyle sorun yaşamayacağız. Silisyonu yapan arkadaşa tekrardan teşekkür ediyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Direncin üzerine de dikkatinizi çekerim. Ne kadar düzgün çıktı buradan lehim. Şöyle inci gibi bir lehim olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle kaliteli bir iş kendiliğinden gelip oluşuyor arkadaşlar. Şu arkadaşı da lehim diyelim ve eyvallah diyelim. Bu ürün bana dediğim gibi canlı yayında tavsiye edildi ve gönderildi. Link var mı bilmiyorum. Linkini araştıracağım. Eğer varsa videonun açıklama kısmına bırakacağım. Yani havya ile işiniz varsa bununla mutlaka tanışmanızı tavsiye edeceğim arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde havyalarımızın uçlarını bu şekilde pırıl pırıl yapmak istiyorsunuzsa kullanabileceğiniz bir ürün arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşüp buluşana kadar sağlıklı, bol kazançlı, bereketli, hayırlı günlerde görüşmek ve buluşmak dileğiyle.